Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Akrep burcunda ilerliyor. Hafta sonunda Akrep burcunda güçlü bir yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde hafta boyunca ayın ışığı kapanan fazla. Aslan, Başak ve Terazi burçlarında ilerleyecek. Bu hafta başında biraz parasal konulara şöyle bir odaklanabilir. İşimiz, gücümüz, ticari faaliyetler, yakın çevre ilişkileri, onlarla ilgili belki paylaşımların öne çıktığı hareketli bir hafta aslında ve Merkür bu haftadan itibaren artık düzen, e, akrep burcunda ileri harekete geçiyor 11 Kasım'dan itibaren bir aralığa kadar Merkür akrep burcunda olacak e, yaratıcılığınızın artacağı sosyal hayattan daha fazla keyif alacağınız özellikle çocuklarla arkadaşlarla e, ya da e, sevdiğiniz kişilerle paylaşımların ilişkilerin e, sizi destekleyebileceği bir döneme giriyorsunuz Merkür'ün e, etkisiyle beraber hem spütüel alanlarda, manevi alanlarda hem de her türlü hobi gibi böyle yaratıcı çalışmalarda Merkür sizi daha güçlü bir şekilde destekleyebilir bu dönemde. Ee, ve bu haftadan itibaren Mars retrosu tamamlanacak. 14 Kasım'da Mars Koç burcunda ilerlemeye başlıyor. 6 Ocağa kadar da ileri hareketli olacak. Ee, biliyorsunuz 10 Eylül'den bu yana Mars'ın geri hareketi gerçekten e, günlük hayatımızda, iş hayatımızda Üstlerle ilişkilerde bazen aileyle ilişkilerde e, sıkıntılar yaratmış olabilir. Ya da hedeflerimizi, planlarımızı, programlarımızı hayata geçirmekte zorlandık. Şimdi Mars düzeliyor. Artık daha rahat harekete geçebiliriz. Daha rahat mücadele edebiliriz. Geleceğimizle ilgili hedeflerimiz, bunlar kariyerimiz olabilir. E, enerjimizi... Mücadele gücümüzü kullanabileceğimiz ama evet, zaman zaman yine biraz savaşmalar olabilir böyle biraz otoriteyle mücadeleler olabilir. Ama bunlar sonuç verici, daha aktif bizi biraz daha ileri taşıyabilecek etkiler olabilir. Ve hafta sonu 15 Kasım'da 23 derece Akrep Burcunda yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek ve önümüzdeki e, ay içerisinde özellikle Aşk hayatınızla ilgili belki romantik konularla ilgili yeni açılımların olmasını bekleyebilirsiniz. Bu yeni ay güzel bir yeni ay, ee, güçlü adımlar atabileceğimiz, güvenli adımlar atabileceğimiz bir yeni ay aslında. Yani bu dönemde başlayan bir aşk uzun vadeli olabilir. Hatta daha ciddi ilişkilere yönelebilir. Veya yani bir ilişkiniz var, artık biraz daha bunu e, evliliğe doğru taşıma kararları alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz, çocuklarla ilgili güzel, olumlu gelişmeler var. Yine kendinizi ifade edebileceğiniz, iş hayatında, sosyal hayatta, toplumsal hayatta ifade edebileceğiniz e, bazı açılımlar olabilir, kapılar açılabilir, teklifler alabilirsiniz. Yani bu yeni ay şanslı bir yeni ay, güzel bir yeni ay. E, fırsatların, maddi manevi fırsatların da karşınıza çıkması mümkün görünüyor. Değerlendirmeye çalışın sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.